Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyiz. Bugün yeni bir konu. Evet. Kesirlerle toplama çıkarma işlemi çok önemli bir konu. 7. sınıfta, 8. sınıfta çok yoğun bir şekilde kullanacağımız bir konu. İyi anlamak gerçekten önemli. O zaman sizdeyiz hocam. Hadi başlıyoruz. Şimdi kesirlerde toplama çıkarma işlemi yaparken paydaların eşit olması gerekiyor. Bir tam sayıdan kesir çıkarırken de öyle ya da kesirden bir tam sayıyı çıkarırken de öyle. Mesela bak şuradaki örnekte denmiş ki altına gizli bir bir koyayım. Onu da 8 yapayım öyle işi bitireyim. Tamamen öyle yapacağız. Peki biz paydaları nasıl eşitleyeceğiz? Bak burada paydaları eşit. 17 ve 17, 3 ve 2'yi toplayıp pay kısmını sadece toplayarak yazıyoruz. Paydayı olduğu gibi yazıyoruz. Demiştik ki paydaları nasıl eşitleyeceğiz? 9 ve 3 verilmiş. İkisinin de en küçük ortak katını bulmak amacımız. En küçüğü olması şart da değil. Ama ikisini de aynı sayıya getirmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki 9 olduğu gibi kalsın. 3'ü 3 ile genişletirsem o da 9 olur. Bazen öyle durumlar oluyor ki hem bunu hem bunu genişletmemiz gerekiyor. Mesela bak burada 9'a eşitledik paydaları. Çünkü 3 ve 9'un en küçük ortak katı 9. Ancak şunun altına 9, bunun altına 3. Yani çapraz şekilde sayıları birbirinin altına yazıp da çarptığımızda gene eşit bir sayıya ulaşırız. Yani 3'ün altına 9 yazsam 27. 9'un altına 3 yazsam 27. Paydaları öyle de eşitleyebilirim. Ama sonunda tabii ki sadeleştirmem gerekecek. Çünkü şıklarda genelde en sade hali bulunur. E, aşağıdaki örneğe de baktığımızda bak burada bir tam sayı vardı. Biz gizli bir 1 koyduk. Ondan sonra eşitledik. Eşitledik, eşitlemede de şunu yapıyoruz. Hem paydayı hem payı çarpıyoruz. Bak 16 bölü 8 oldu. 5 bölü 8 ilave edildi. Tekrar söylüyorum yalnızca paylar toplanır ve yazılır paydalar ise olduğu gibi taşınır. Aşağıdaki örneğe baktığımızda tam sayılı bir kesir var. Şimdi burada iki yol var. Ya tam sayıları ayrı ayrı toplayacağız. Yani bunun 3 tamı var. Bunun yanında bir tam yok. 3 tamı olduğu gibi yazayım. Ondan sonra kesirleri toplayayım. Eğer ondan da bir tam çıkıyorsa ekstradan onu da onun yanına ilave ederim şeklinde bir yol var. Şimdi iki şekilde çözelim. Bir tanesi burada gösterilen 3 tam 1 bölü 2 artı 3 bölü 4. Burada gösterilen şöyle. Öncelikle bunu bileşik kesre çevirmiş. Demiş ki şöyle bir fasulye taktiğimiz vardı bizim. 3 ile 2'yi çarpıyoruz 6. 1 ilave ediyoruz. 7 bölü 2. 7 bölü 2 ile 3 bölü 4'ü toplamak istiyorum. Ne demiştik? Paydalar eşit olmadan toplanamaz. 2 ile genişlettim. 14 bölü 4 artı 3 bölü 4 17 bölü 4. Diğer yöntemi söylüyorum bunun tamını olduğu gibi buraya yazardık. Sadece tamını yazdık ve geriye kalan kesirleri toplamaya çalışıyoruz. Bunu 2 ile genişlettik. 4'te 2 artı 4'te 3. Ne oldu? 5 bölü 4 ya da 4'te 5 oldu. Şimdi bu noktadan sonra ne yapabilirim? Tekrar 3 ile 4'ü çarpıp yani o fasulye yöntemiyle 3 ile 4'ü çarptım 12. 5'e ilave edip 17 bölü 4 olarak bulabilirim. O halde ya tamları ayrı ayrı değerlendirip toplayacağım. Kesirleri ayrı ayrı veya bileşik kesre çevireceğim. Paydaları eşitledikten sonra toplayacağım. Devam ediyoruz. Recep'cim şimdi birkaç tane toplama ve çıkarma işlemi yapalım. İyice durumu pekiştirelim. Bak burada paydalar eşit. O halde yapmam gereken hiçbir şey yok. Ortak paydayı yazarım ve 3 ile 2'yi toplarım. Cevabım 5 bölü 8 ya da 8 de 5. Bunda da paydalar eşit. O halde ortak paydayı yazdım. 9 ile 1'i topladım 10. Bunun tabii ki bu halde olmaz şıklarda 15'e bölündüğünde 2 çıkar. Bir tam sayı çıkıyorsa genelde o tam sayıyı yazarız. Burada e, az önce söylediğim tam sayıları toplamak daha kolay. O yüzden önce 5 ve 1'i topladım. Pardon önce 4 ve 1'i topladım. 5 ardından 10'da 3 ile 10'da 1'i topladım. 10'da 4. Bu halde bırakabilirim veya şıklarda bileşik hali varsa 54 bölü 10 olarak çevirebilirim. Baştan da bileşik hale çevirip ...toplayıp 54 bölü 10'a ulaşabilirdik. Burada şıkları şöyle bir kessek iyi olur. Yani şıklar tam sayılıysa... ...dur ben tam sayıları toplayarak gideyim. Eğer şıklar bileşik kesir şeklindeyse... ...veya bunu ondalığa çevirmek de olabilir. İlerleyen konuda göreceğiz. Eğer öyle bir durum varsa belki B planını uygulayabiliriz. Buna geldik, çıkarma işlemi. Şimdi çıkarma işlemiyle ilgili şunu söyleyeceğim. Bunda e, bazı durumlar var ki... ...bileşiğe çevirmek bizi çok daha rahatlatıyor. Bu örneklerden biri değil. Çünkü neden? Bu kesirden bu kesir rahatlıkla çıkıyor. Birazdan eğer bu kesirden bu kesir çıkmıyorsa bileşik kesir çevirmemiz gerektiğini vurgulayacağım. Ama burada tamdan tamı çıkarttım. 2 tamdan 1 tam çıktı. 1 tam kaldı. 9'da 4'ten de 9'da 1 çıktı. 1 tam 9'da 3 olarak tamamladık. Buraya geldik. Paydalar eşit ve 1 çıkarma işlemi. O halde Ortak paydayı yazıp 8'den 6'yı çıkartabiliriz. Şıklarda yoksa bunu tekrar sadeleştirebiliriz. Bak 3'e bölündü 2, 3'e bölündü 5 şeklinde. Buna geldim. Bak bunun tamı yok. 5 tamı olduğu gibi buraya yazdım. Kesirleri topluyorum. 4'te 1 ile 4'te 2 toplandı. 4'te 3. Buna geldim bir çıkartma işlemi. Şimdi az önce dedim ya bu kesirden bu kesir çıkmıyorsa bileşik kesre çevirmek daha sağlıklı. Bak burada 4 ve 3'ü çarpıyorum. 12 yapıyor. 2'yi ilave ediyorum. 14 bölü 3 diyebilirim artık buna. Ve 14 bölü 3'ten 5 bölü 3 çıkarsa 9 bölü 3 olur. Bunu da şıklarda büyük ihtimalle tam sayı hali olan 3'ü görecek arkadaşlarımız onu işaretleyecek. Buna geldik. 3 tam 7'de 2. 1 tam 7'de 6. Bak yine bu kesirden bu kesir rahat çıkmıyor. Mesela bu da 7'de 1 olsaydı. Dur tam sayıdan tam sayıyı çıkarayım. Kesirden kesir çıkarayım yapabilirdim. Ama burada önce bunu bileşik kesre çeviriyorum. Diyorum ki 7 ile 3'ü çarparsam 21, 2 eklersem 23. 23 bölü 7'den şimdi de 1 ile 7'yi çarpıyorum. 7, 6'ya ilave ediyorum 13. Yani sanki ben 23 bölü 7'den 13 bölü 7 çıkarmaya çalışıyorum gibi oluyor. Ve cevabım 10 bölü 7. Şıklarda bu hali yoksa belki tam sayılı olarak 1 tam 7 de 3 olarak yazabiliriz. Devam ediyoruz. Recep'ciğim gördüğün gibi bu sefer paydalar farklı farklı. Zaten işin önemli kısmı burası. Bu paydaları bizim eşitlememiz gerekiyor. Mesela burada 3'ü ne ile genişletirsem 6 olur. 2 ile 2 ile genişlettikten sonra yeni hali bak hem paydayı hem payı çarpıyoruz. 6'da 4 oldu. Ve 6'da 1 ile toplandığında 6'da 5 cevabını bulduk. Hemen buna geldik. Şunda da paydasını 2 ile genişletsek zaten oluyor. 8 oluyor alt taraf. Üst taraf ise 2 ile genişlediğinde 6 oluyor. 1 tam o zaten duruyor. 8 de çünkü ortak payda artık 6 ile 1'i topladım. 1 tam 8 de 7 oldu. Hemen buraya geldik. Bir çıkarma işlemi. Şunun altına 3 yazarsak eğer paydalar eşitlenmiş olur. 12 de 9. Bak hem bunu hem bunu çarptık. Ve şimdi 12'de 5 çıkaracağız. 12'de 4 çıktı. Belki şıklarda sadeleşmiş hali. İkisi de 4'e bölündü. 1 bölü 3 cevabı çıktı. Yine bunun altına bunu yani altının altına 5'i 5'in altına 6 yazarak ikisini de 30'da eşitleyebiliriz. Yani ortak paydamız 30 bunu yazdık. 6 ile gördüğün gibi 5'i genişletmiştik. O halde bu 5 yukarıyı da çarpmalı. Yani yukarısı 25 olmalı. Burası da 6 ile genişlemişti, 3 ile çarpıldı, 18. 25'ten 18 çıktı, 7 bölü 30 bu sorunun da cevabı. Hemen buna geldik. Bak burada da 7 ile 2 vardı, 14 eşitleniyorlardı. Şunun altına 2, şunun altına 7 yazarak genişlettik. Artık her ikisi de 14. Peki üst taraf ne oldu? 2 ile 3 çarpıldı, burası 6. Bu da 7 ile 1 çarpıldı, burası 7. Gördüğün gibi 1 tam 6 bölü 14'ten 7 bölü 14'ü çıkartmaya çalışıyoruz. Bak bir daha yazalım. 1 tam 14'te 6 eksi 14'te 7 demiştik ki böyle durumlarda yani şu kesirden bu kesir tam çıkmıyorsa bunu hemen bileşik kesir çevirelim. 1 ile 14 çarpıldı. 14 6 ilave edildi. 20 bölü 14. 20 bölü 14'ten 7 bölü 14 çıktı. Bu sorunun cevabı da 13 bölü 14 Recep'ciğim. Recep'ciğim biraz da test soruları çözelim. Diyor ki Serhat amca bahçesinin 5'te 1'ine patlıcan, 9'da 5'ine kabak ekmiştir. Buna göre Serhat amcanın kabak ektiği alan patlıcan ektiği alandan ne kadar fazladır? Kabak ektiği alan patlıcan ektiği alandan ne kadar fazla? O halde kabaktan patlıcanı çıkar diyor aslında bize. Tabii ki bu çıkarma işlemini yaparken paydalar eşit olmalı. 9'un altına 5, beş, 5'in altına 9 yazdığımda Ortak payda ikisinde de 45 oluyor. Aynı şekilde bu 5 ile yukarısı da genişlemeli. Yani burası 25. Bu 9 ile yukarısı da genişlemeli. Burası 9. Bu çıkarma işlemini yaparken ortak payda olan 45'i yerine yazdık. 25'ten de 9 çıkarttık. 16 bölü 45 doğru cevabımız şıklarda da gördüğün gibi Adana'da var. Recep'ciğim sıradaki soru şöyle. Yukarıda verilen toplama tablosunda üçgen, kare, daire ve şöyle baklava gibi gördüğümüz sembollerin değerleri bulunacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen eşitlik yanlıştır deniyor. Önce üçgene bakalım. Ee, bu bir toplama tablosu. O halde şununla şunu toplayarak başlayacağız üçgeni bulmak için. 7'de 3 artı 1 bölü 2. Paydalar bunu 2 ile bunu 7 ile genişlettik. 14'te 6, 14'te 7 toplarsak 14'te 13. Şıklara baktığımızda üçgene 14'te 13 demişti. İlki doğru. Bize yanlış soruldu. Hemen B'ye bakalım. Kareye 1 bölü 2 ile 1 tam 6 bölü 5'i pardon 1 tam 5 bölü 6'yı toplayacağız. 1 bölü 2'yi yazdım. Yanına da 1 tam 6 da 5'i yazdım. Şunu 3 ile genişlettik. 6 da 3. Toplama işlemini yaparsak 1 tam 6 da 8 gibi bir cevap çıkar. Şunun içinde bir tane tam var. Bir tane 6 da 6 var. O 6 altı da 6'yı şu 1 tama ilave edebiliriz. Ettiğimizde burası 2 tam olur. 6 da 6 eksildi. 6 da 2 kaldı. Ve bunu da sadeleştirdiğimizi düşün bak. 2 tam 1 bölü 3 yani karede doğru şekilde bize verilmiş. Gelelim daireye. Daire içinde bizden 3 bölü 7 ile 4 bölü 5'i toplamamızı istemiş. 3 bölü 7 artı 4 bölü 5. Burada 5 ile genişletiyoruz. Bunu da 7 ile genişletiyoruz. Paydalar 35 oluyor. Bunun payı 15 olurken bunun payı 28 oluyor. Ve bu toplama işleminin sonucu 43 bölü 35 oldu. Baktığımız zaman daire tam sayılı olarak verilmiş. 35'te 35 var içinde bir tam. Bunun 35'ini aldığımızda 35'te 8 çıkıyor. Yani Ceyhan'da doğru. Bu durumda baklava ya da işte eşkenar dörtgen gibi bir şekil verilmiş sanırım burada. Onun cevabı yanlış olsa gerek. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Recep'ciğim sıradaki sorumuz şöyle. Suna cumartesi günü 2 tam 1 bölü 4 litre. Pazar günü 1 tam 3 bölü 8 litre su içmiştir. Buna göre Suna 2 günde toplam kaç litre su içmiştir diye soruluyor. Birinci günü yazdım. Artı ikinci günü yazdım. Zaten bizim bugün öğrendiğimiz iş bu. Biz tam sayılı, bileşik ya da basit kesirler bir araya geldiğinde nasıl toplarız ve nasıl çıkarırız? Paydalar bir defa eşit olmalı. Bunu 2 ile genişletmek şart. 8 de 2 oldu. Sonra iki metot öğrenmiştik. Ya tam sayıları toplayacaktık ve kesirleri ayrı ayrı toplayacaktık ya da bunları bileşik kesre çevirdikten sonra toplayacaktık. Ancak geliyoruz şıklara bir bakıyoruz hep tam sayılı ışıklar O halde biz de tam sayıları ayrıca toplayarak gidelim. 2 ve 1'i topladık. 3 tam. 8'de 2 ile 8'de 3 toplanırsa 8'de 5, 3 tam 8'de 5. Yani doğru cevap Bursa'da var. Evet Recep'ciğim beceri temelli bir soruyla kapanışı yapıyoruz. Diyor ki bir özel okulda düzenlenen törenin akış çizelgesi aşağıda verilmiştir. Açılış konuşması var, oratoryo var, şiir dinletisi, drama, koro ve bitiyor. Okul müdürünün törende konuşma yapmak istemesi üzerine akışa 5 dakikalık bir konuşma daha eklenmiştir. Ancak dakika hesabı değil de bizden e, kaç saat sürmüştür diye istenmiş. O zaman hep saat üzerinden gitmeliyiz. Zaten burada verilenlerin birçoğu saat dakika olanları da biz çevirmeliyiz. Şimdi 1 bölü 12 saat var. Bu zaten saat türünden yazdım. Oratoryaya geldim 1 bölü 4 bu da saat türünden yazdım. Şiir dinletisi de öyle onu da yazdım. Dramaya geldim. Dramanın yanına hatta bir de müdür konuşmasını ekleyeyim. İkisi de dakika türünden. Bu ikisini 15 dakika olarak birazdan saat olarak yazacağız. Koro var o da saat olarak verilmiş 1 bölü 3. Geldik bizim 15 dakikamıza. Bu 15 dakika nedir? 60 dakikanın 15 dakikası. Yani sadeleştirirsek 1 saatin çeyreği 4'te biri demektir. Bu 4'te biri de ayrıca ilave ettiğimizde şimdi akış tamamlandı. Şıklara baktığımızda 60'lar, 30'lar ve 15'ler var. Demek ki böyle bir sayıda eşitlenecek. Şimdi bakalım 60 e, sayısı en uygunu gibi. 12, 5 ile çarpıldığında 60 oluyor. Ama 12'yi 30'a eşitleyemem. 15'e eşitleyemem. Belki sonra sadeleşecek. Yani şıklardan o yüzden Ceyhan'ı ve Adana'yı eleyeyim de diyemem. Ama 60'la yola çıkıyorum çünkü e, 30 ve 15, 12'ye uymuyor. Madem 60'la yola çıktık bunu 5'le genişlettik. Bunu 15 ile, bunu 12 ile, bunu 20 ile ve bunu 15 ile genişletiyoruz. Yani bunu hiç sadeleştirmesek de olurmuş. Çünkü 60 eşitlendiler. Şimdi ortak paydayı 60 olarak yazdık. Zaten herkesin paydası 60 oldu. Paylar ne oldu? Yukarısı 5, yukarısı 15, yukarısı 12, pay kısmı 20 ve burada da pay kısmı 15. Toplayalım. 5, 15 daha 20. Şöyle 32, 20 daha 52 ve 15 daha 67. 67 bölü 60 bulduk. Şıklara baktığımızda eğer tamı varsa tam sayıya çevirmişler. Yani mesela B şıkkında tamı yokmuş o yüzden olduğu gibi yazmışlar ama biz sanki D gibi duruyor gördüğün gibi. Burada 60'ın içerisinde 61 60 sefer tam olarak vardır. Ve 67'den geriye de 7 kalır. 1 tam. 7 bölü 60 doğru cevabımız Denizli'de var Recep'ciğim. Hocam bununla birlikte videoyu bitirmiş olduk. Evet. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın. Hoşça kalın.